burası Besli Küçük Sanayi Kooperatifi yazıhanesi. Şimdi mesleğiniz demir doğramacı. Evet. Bu küçük sanayi sitesi başkanısınız, yani kooperatif başkanısınız. Evet. Bu nereden kaynaklandı bu? Yani bu sanayi kurmak devletten mi geldi yoksa Besli halkı artık talebini mi ortaya koydu? Yani nasıl oldu yani başlangıcını şöyle kısa da anlatabilir misin? Bu işe nasıl geldiniz? Evet, kısaca anlatalım. Besli'de hani dokuma olaraktan, sanayi olaraktan dükkan ihtiyacından çok ihtiyaç var. Evet. Çok bildiğinden fazla ihtiyaç var. Hangi dükkan sahibine gitsen 50 bin liralık dükkanın ayrına 500 lira istiyor. Evet. Biz de arkadaşlarla konuştuk, anlaştık. Evet. Belediye başkanımız Sayın Rutuslu sağ olsun adamımıza yardımcı oldu. Evet. İlk başta. Evet. Onun vasıtasıyla biz arkadaşlarım toplanıp kooperatif kurduk. Evet. Devletimle sağ olsun da çok yardımcı olduk bu işten. Evet. Parçamızı aldık. Paramızı topladık. Tapsun aldık. Evet. Ankara'da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gittik. Gereken işi orada yaptırdık. Evet. 91 program için 2 milyar para verdik. Şu anda 91 programına. Evet, 91 evet. Programında. Evet. Şu anda plan proje çiziliyor. Evet. Ankara Küsker diye bir yer var. Peki burada etüt yaptılar mı? Şimdi bu sanayinin kişilere sonra kaç metre yer alanı kullanıyor? Tabii. Yani çapları belli bir plan ölçüldü mü yani? Tabii. Evet. Dokumacı olaraktan 108 metrekare. Güzel. Açık alan. Evet. 180 metre kapalı alan, 360 metre. Evet. Demirci ve tamirciler için 120 metre kare kapalı alan, 120 metre kare açık alan, 120 evet. Metre. Tornacı, kaynakçılar için, hani ufak iş için, evet. 60 metre kare. Evet, güzel. 60 kapalı alan var, 60 da açık alan var, 120 metre kare. Peki şimdi üyelerinize bu kapasiteyi anlattınız mı? Yani onlara evet. Yani böyle bir güven verdiniz mi? Tabii umut tabii, iki sefer. Yani, sefer şimdi oraya gittiği zaman, bak şimdi sizin sıradaki dükkanlar bir dükkan değilmez. İn, evet. İn, kurdun. Değil mi? Hepsi. Ha. Şimdi burada adama, şimdi ben gelsem desek ya bana, adam çalışkan, bana 100 milyon vereyim, yardım edeyim desin. Ne yapar orada adam bana? Hiçbir şey olmaz. O nasıl yardım ederim? Kendisi diyor ki, adam iş yapsın. Ama bizim yapacağımız yer, evet. Bugün 100 metre, 150 metre, 200 metre kare yer, demir topancılığı yap, çimento topancılığı yap, evet. Torna getir, broadcast yap. Tabii canım, şimdi değişik mesleklerde dışarıdan gelen de olur. Tabii. Değil mi? Tabii. Dışarıdan bir hemşehrimiz gelir. Sanayicidir, memleket özlemi duyuyor. Mesela ben şimdi dükkanım vardı, kapattım bu şey yüzünü. Evet. Ama böyle bir şey olsaydı, bugün ben 25 çeşit iş makineleri malı üretiyordum. Evet. Neden? Kapattım, vazgeçtim. Neden? Bu imkanı ben isterdim ki Besli'de ben bir şeyler yapayım. Yine de yaparız. Hani bana desinler ki sermaye var, yani yeniden Türkiye'de nesi ki yapılaşacak? Sanat kurarız. Tabii. Yani olacak şeyler de kurulur yani. Sadece dokuma sanayi değil. Mesela bir salça sanayi. Mesela tabii. Bir konserve sanayi. Evet.
Parça normal. Bir yedek parça sanayi. Burada rahat üretiriz. Şimdi Mehmet abi Almancı, Almanya'dan döndüğü zaman burada bir havlu ziyaret olması için ben Mehmet abiye bir dükkan verdim. Evet. Adam parasını ödüyor mesela. Ha. Yarın emekli olacak, gelecek buraya. Evet. İki tane havlu ziyaret alır. Evet. Üç tane yine sığar yani, dört tane sığar. Yüzdeki evet. Dokumalara verilen yere. Evet, dokumalara da gelmesle. Evet. İki üç tane havlu ziyaret alıp koyduğu zaman onun her birinin başında 10 kişi çalışsa 30 kişi. Tabii. Yani bunlara biz daha öncelikten yok. Tabii. İşte şimdi bir tek dikkat edeceğin nokta var. Evet. Şu evleri gördünüz. Evet. Evleri layık olanlara vermediler. Biraz yüzde gelenler çok kişi de açık gözler kaptı. Evet. İşte buna dikkat edin. Yani bunu burada zaafa uğratırsınız. Gönlünde işe bağlı, babadan sanatı, başka yerde bir şey, iş yapamayacak adama çok dikkat edin. Çünkü bu adamın başka yerde barınamaz. Burada gözünü açtı, burada bu işi, işte bu kişileri önem vermek gerekir. Yani birçok yerde yanlış oluyor. Bak ben Ankara derneğinde üveydik. Evet. Aynı böyle kooperatif yaptılar. Hiç bir tane bizden kimse yazılmadı. Evet. 1500 kişiden 700 kişi adı yok. Hep parası olup oraya kira vermek için. Kira vermek için yazdılar. Ve burada 7-8 sene devlette de buna etki yaptı yani. Siz kime veriyorsunuz? Bunu sordular. Ben dedim ben bir İBA çarşısında dükkanım var. Ben buraya sığmıyorum. Bana dükkan verdiler gitmiş başka adama vermiş. Yani bu çok önemli. İş yapanı verirsin lan. İş yapanı. Adam oraya almış. Kireye verecek. Kireye verecek. Bilinen borç olacak. Bu bize lazım değil ki. Tabii. İş yapacak adam lazım bize. Değerlendirilecek. Diğeri değerlendirilecek. Orada 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi parasını çalıştıracak. Şimdi şöyle diyeyim. 500'ler. At binenin kılıç kuşanı. Evet. Evet. Böyle olmalı. Peki. Bize orada. Evet. Boşta gezen peki. Terbiyesiz olarak çalıştıracak, faydalanacak. Sayın Başkan Bey. Evet. Burayı görmek... Evet. Yukarı çıkıyor sonunda. Sahası ve toprak mahsulleri ofisi bu sanayi geçici olarak kullanıyorlar. Kooperatifindir aslında da. Geçici olarak kullanıyorlar. Tabii bunlar yanında burada alınca boşalacak. Pek yakında temel atılacaklar. Evet. Kısa zamanda buranın temeli atıp inşaatına başlanacak. Şimdi gönül ister ki evet bizim türkülerinde sunduğumuz gibi kayardı düzünde sanayi çarşı motorlu dezgahlar bak karşı karşı. Evleri bahçeli nar çiçek açmış. Sokusuz gürünü yonmadır taş. İşte burada bir sanayi şehri burada kursaydık. Sanayi çarşımız da olacaktı. Bahçeli evimiz de olacaktı. Kuyumuz da, bağımız da, gürünümüz de, üzümümüzü bastığımız da yapacaktık. Ama bugün ki o günkü kişiler bugün memlekette gerçekten yanlış iş yapmışlar. Bunu bütün besle altına büyük bir şey yapmış. Ama geç kalmış değil. Bugün öğrenecek şekilde besle altı her yerde de çalışıyor. Buraya da yeniden besleyi kazandırmaya çalışacağız. Her yerde. Yani gelenlere bağrımızı açacağız. Dükkan mı istiyor? İşte saha. Ev mi istiyor? Onu da saha göstereceğiz. Herkese. Uzun vardı. Bak yığınları kooperatifin saha sınırını teşkil ediyor. Yani belirli bir saha. Bura karayollarına ait yapılmış bir Ardisyen yoludur. Yani tahli yolun icabında ilerleme de geleceğe geniş, yönelik genişlemek istediği zaman rahatlıkla kendi alanında kullanabilmesi için veyahut da malzeme alabilmesi için alanıdır. Evet, kooperatiften sonra karşı ağaçlara kadar gidiyor işte. Karşıda şöyle böyle Eldar Mağarası'nın hücudu diyelim. Oraya Eldar Mağarası derler. Onun karşısına kadar dayanıyor. Hani filmde aldığımız yerin yani en kısa zamanla yerlerini 167 bin metrekare. 167 bin metrekare bu alanda kurulacak dükkanların yekün sahası. 350 iş yeri testlerle. 350 bin iş yeri sahası oluyor. Diğeri de
tabii gezme, park, çeşitli şeylere ayrılacak. O tabii bunun etüdü yapılırken, planlar yapılırken önümüze çıkacak. Ve memleketimiz için hayırlı mutlu olmasını dileriz. Ve bütün hemşehrilerimizin de memlekete özlem duyana yardımcı olacaklarına da eminiz. Şimdi aşağı şehirle yukarı şehir, şimdi de buranın sanayi olmasının daha evvel özlemini duyduğumuz burada bir iş yerini filme alarak gerçekten buranın şehir olmasına elverişli olup olmadığını soracağız ve fabrikayı inceleyeceğiz. Evet, Kayardı düzünden aşağı şehrin yeni yolun görünüşü. Evet. İşte. Çayırlığı var ha şurada. Ha şurada mezarlık bu başlara. Evet. Mezarlık şimdi Ahmet Demir bulacak oraya, Bahar Demir bulacak oraya. O mezarlığın ya şuraya. O da yemeli işte. Bizim orası. Diyor ya. Memişin yeri orada değil. Karşı Ağgöz'ün yeriydi. Şu karşı Ağgöz'ün yeriydi. Belki almıştır ama burayı son aldılar acaba. Aldığı da sonra böyle şey var ya, Recep Sucu. Ha. Daha aşağı onların yeri de. Orada satın almışlar. Çatın çayırlığı var. Sadece Recep Sucu komat mahallesi var. Valla. İstas yedisi bana bak. Buranın, bura bizim. Evet, sanayi bölgesi. Evet. Meclisin kurulacağı yer aslı çat, Kayardı çatı. Kurulacağı yer esası burasıydı. Ve buranın adını kullanarak bugünkü Kuş Obası denilen çat adıyla oraya isim değişikliğinden Cirit Meydanı çat oldu. Bu hata yapılmış. Bugün bu hatayı düzeltmek için mücadele veriliyor. Burası sanayiye elverişli. Yani 50 yılımız, 55 yılımız böyle beyhuda gitmiş oldu. Vatandaşlarımız da dışarıya göç etmeye vesile oldu. İşte bütün düğümün yanlış çözülen bu, ben besini kaderinde rol oynayan bir boğaz. Burası çat. Buradan baktığınız zaman karşıdan şimdi göreceksiniz, şehri göstereceğiz, eski şehri. Saha, bak çattan baktığın zaman biz bugün bak Besin'le fabrika kurmuş. Ne güzel. İşte böyle istiyorduk. Sanayi düzünde, Kayardı düzünde sanayi çarşı, motorlu dergahlar bak karşı karşı. Evleri bahçeli narçiçek açmış. Sokusu surunu yonmadır taşı. Bir yeri de Besni yiğidi. Şehirde çalıştı, burada büyüdü. Çünkü özlem buraydı. Bütün Besni'nin özlemi. Ya bura, ha özellikle buraya, evvela buraydı yani. Tabii değişik fikirler de olmuş. Dün deryası da güzeldi. Diğer taraf da güzel, buyacak. Ama hata, bugünkü olan yer çok hatalı kurulmuş. Bunu bütün Besni, bütün gören teknik, jeolojik bütün yönüyle hatalı olduğu gerçekler ortada. Ama orada üçtenin beştenin bağı arası olanlar bu memleketin kaderinde rol oynadığı gerçek noktada şimdi. Kayardı çatı, bir de Kuş Obası çatı. Çat da değil, Kuş Obası, Cirit Meydan. Yani meydan adıyla Cirit olduğu için aslında orada meydan da yok. Sadece hükümetin önündeki bahçe olan meydan dediği de orası. Patlıcan dövmeci derler. Böyle dükkanda fırında parasız pişirilir. Sadece fırından ekmeğini orada alsın diye bedava pişirilir. Başka yerler gibi para almazlar. Bizim çoramız böyle. Ve usta, çırak bir arada yiyip
usta çırağı hoşulmaz. Kendi evladı gibi bakar. Kendi onlarla oturur ya. Bizim bir töremiz böyle. Tüccar olsun. Köşkarı olsun. Demircisi olsun. Hangi meslekler olursa olsun beslenin törası böyle. Yani, ustalığını hiçbir zaman için aşağı durmaz. Ve yanındaki yetişenlerini aynı masada oturuyor, aynı masada, aynı yemeği, aynı kaşığı kullanıyor. Onun için mesleğin gelenekleri, Türkmen gelenekleridir. Hemen hemen en iyi Türkiye'de de en iyi kültürlü konuşan bir mesleğidir. En iyi sanatkar, her yere atılgan bir kişilerde sahiptir. İşte görüyoruz, bunlardan bir örnek. Çırakları yanında oturmuş yemeklerini yiyor. Ama evet. Buyur. Bu yediğiniz nedir acaba? Bilmiyorum. Badem dövmeci. Badem dövmeci. Evet. Peki şöyle kısaca bu nasıl tarif? Kısa bir tarif yapar mısın? Balcan, domates, biber, samsak. Evet. Fırında düşe. Evet. Soyulur. Tekrar yağ koyup, tekrar fırına gider. Evet. Yağ fırında erir. Evet. Getir, ekmeğimizi arar, tuz eker. Peki, bunun için fırıncı bir ücret alır mı? Hayır, almaz. Almaz. Siz de buna karşılık onundan ekmeğini alırsınız. Evet. Ne oluyor? Karşılıklı yardımlaşma oluyor. O senin ekmeğini pişiriyor, sen de ondan ekmeği alıyorsun. Ne oluyor? İki tarafta razı oluyor. Değil mi? Ne güzel bir şey bak. Bizim töremiz. Değil mi? Evet. Her yerde bu yoktur. Usta gider olsun. Bu ne oluyor? Bu tereke, tereke. Ha, yani nasıl hazırlanıyor? Domates biber tereke üzerine dilinir. Evet. Daha sonra tuzlanır. Evet. Biber üzerine konur bütün olarak. Evet. İstenene soğan da dinlenir yani. Patlıcan evet. Verilir fırına. Evet. Böyle su falan ekildikten sonra öylece sürülür fırına. Evet. Peki bunun için bir ücret alır mı besinler fırıncılar? Yok alınmaz. Bir şeyinde ücret almazlar. Hayır ücret alınmaz. Neden almıyorlar acaba? Başka yerde alırlar. Nasıl? Başka yerde alırlar. Burada neden besinler bu adet yok? Herhalde. Sordunuz mu hiç? Yok hiç sormadım. Herhalde böyle bir gelmiş gibi yani böyle. Bu ta atadan belli. Evet. Sen ekmek alıyorsun, ona yardım görüyorsun. Hadi. Ya bir sabah kadar da müşteri.